getirdiği bir cümle, bir uyarı, bir şey var, bir yardım çığlığı, elektrik alamıyoruz diyorlar. İran'a herhangi bir borcumuz söz konusu değil. Kendi taraflarında bir istasyonda bir kaçak söz konusu. 2022'nin Ocak ayında var olan doğalgaz %32 seviyesine inmiş durumda. Ana muhalefetin liderine bir çift söz söylemek istiyorum. Ülkemizin enerji tedariğini çeşitlendirmek için attığımız her adımda kendisi ve partisi bizim karşımıza dikildi. Beyefendi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez tüm sanayi 3 gün elektriksiz kalıyor. Sanayi Bakanı da mesaisini trollük yapmaya harcıyor. 21 Ocak'tan beri İran'dan Türkiye'ye doğalgaz akışı sağlanmıyor. İktidar kara kışın bastırdığı günlerde konutlardan gazı kesmemek için sanayiden %40 doğalgaz kesintisine gitti. Elektrik kesintisi başladı. Üretim azaldı. Muhalefet yaşananlara enerji krizi dedi. İktidar hazırlıksız yakalandı diye eleştirdi. Enerji Bakanı dönmez kış mevsimi. Sanayi Bakanı Varank'sa CHP'yi suçladı. Saros Körfezi'nde yapacağımız FSRU LNG terminaline kim karşı çıkmış? O terminali bugün bitirmiş olsaydık belki bu sorunu hiç yaşamayacaktık. Bu ülkeyi 20 yıldır kim yönetiyor? Siz sorumluluğunuzu yerine getirmemişsiniz. Depolara zaten biz dolu girdik ama olağanüstü kış şartlarında 81 ilin 73'ünde geçmiş yıllarda olmayan bir tüketim söz konusu. Isınma amaçlı evsel tüketimler %60 oranında artmış. Sanayiciye hala Karadeniz gazı hikayesi anlatıyorsunuz. Enerji alanında da bağımsızlığımızı güçlendirmenin derdindeyken bazıları sadece köstek olmanın derdinde. Sanayi Bakanı'na göre Türkiye'de enerjide yerli üretimin önünü kesen de CHP. Ama Enerji Bakanı'na göre hem kesintilerin hem de faturalardaki artışın nedeni net. Biz ülke olarak enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. İran'dan gelen doğalgaz günlük 30 milyon metreküpe denk gelirken depolardaysa sisteme günlük 100 milyon metreküp doğalgaz verecek stok var dedi Enerji Bakanı. Şimdi akıllardaki soru, depolarda yeterli stok varsa neden bu kesintiler yapılıyor? EPH gün gün açıkladığı depolanan gaz rakamlarını birdenbire yayınlamayı durdurdu. Yaptıkları her işte bir karartma. Özellikle Tuz Gölü'nde bir haftalık, bilemediniz 10 günlük depoda bir gaz var. Enerji politikaları uzmanı Necdet Pamir de depolarda yeteri kadar doğalgaz olmadığının duyumunu aldığını söyledi. Üstelik de tek sıkıntının İran'dan gelen gazda olmadığını da iddia ederek. Azerbaycan'dan 2 tane boru hattıyla anlaşmamız var. Onlardan bir tanesi geçen sene sona erdi. Yenilenme yapılmadı. Rusya'dan da özel şirketlerin getirmesi gereken gaz getirilemiyor. Bütün bunlar birleşince ciddi sıkıntı oluyor. İran'ın kendi gaz ihtiyacını karşılamak için Türkiye'ye vermediği de iddialar arasında. Bu durumda iki ülke arasındaki 10 günlük gaz kesintisinin süresi uzayabilir mi? HDP'li Garo Paylan, Enerji Bakanı'nın cevaplaması isteğiyle meclise soru önergesi verdi. Konutlarda elektrik ve doğalgaz kesintisi yapmayacağınıza nasıl güveneceğiz? Ülkeyi enerji krizine soktunuz. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Ortada çok ciddi bir plansızlık, çok ciddi bir görev ihmali var. İşte şimdi bu plansızlık meselesi kış zor geçtiğine göre önümüzde ciddi bir risktir. Bir defa sorular da soruluyor fakat cevap yok. İddialar var yine gördünüz. Depolarda şu kadar bu kadar var diye gaz depolandığı söyleniyordu. Bakan diyor ki depolarda işte var. Ne kadar var söylemiyor. Ne kadar yetecek bize onu da söylemiyor. Ya bu kadar zor bir şey değil insanları aydınlatmak, paylaşmak. Yani bu depolarda zor zamanda kullanılacak ne kadar gaz var? Tedbirimiz nedir? Nereye kadar yeter? Cevabı yok. Tabii bunun bir de maliyeti var. Bu gece saat 00'dan itibaren 72 saatlik zor bir dönem geçecek. Bizim bir dakika bile durmamız binlerce lirayla ölçülüyor fabrika başına. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde 106 aktif fabrika var. 96'sı işine ara vermiş durumda. 10 fabrikada jeneratörle çalışıyor. Bizden beklenen tüm fabrikaların 10 gün içerisinde 3 gün durmaları. Türkiye ekonomisinin çarklarını döndüren sanayi kuruluşları bir yandan elektrik ve doğalgaz kesintisinin şokunu yaşarken bir yandan da enerji krizinin bir an önce sona ermesini bekliyorlar. Çünkü her geçen dakika üretim ve ihracata darbe anlamına geliyor. Ne yapacaksak yapalım, üretimi, istihdamı durdurmayalım. Büyük ölçüde telafi edemeyeceğimiz bir üretim kaybı yaşamayacağız. İstihdama herhangi bir etkisi olmaz ama üretim ve büyümemize tabii ki etkisi olacaktır. Firmalarımız
fazla mesailerle, daha uzun çalışarak, verimlilik artışları yaparak bunu yıllık bazda telafi edebilirler. Bizim endişemiz kısıntıların kesintilerine devam edeceği yönünde, inşallah devam etmez. Üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme hedefine odaklanan bir ekonomide en kritik kalemlerden biri enerji. Ama İran kaynaklı yaşanan doğal gaz kesintisi ve onunla bağlantılı elektrik sıkıntısı bir anda şalterleri indirdi. CHP'li Ensar Aytekin 320 organize sanayi bölgesinde büyüklü küçüklü 50 bine yakın işletmenin tezgahlarının sustuğunu iddia etti. Bir ovası organize sanayi bölgesi. Orada takribi %90 mertebesinde bir elektrik tüketiminde azalma var. O sebeplerde de en az %50 ve üzeri imalatlar durmuş durumda. 40 binin üzerinde çalışanın sürekli yaşadığı büyük bir kompleksiz. Baklava üreticimiz de var, simit üreticimiz de var, bulaşık makinesi üreticimiz de var, iş makinesi üreticimiz de var. Vereceğimiz enerji firmalarımızın hiçbirinin üretim yapmasına maalesef yetmeyecek. Üretimi durma noktasında olmayan yok. Çelik sektöründe temel amacımız limanlardaki gemileri bir an evvel yola çıkarmak. Enerji kesintisi yapılacağı, üretimin durdurulacağı son anda haber verilince hazırlıksız yakalandı sanayiciler. En büyük fabrikalarda dahil Türkiye'nin dört bir yanında organize sanayi bölgelerinde kriz yönetimi devreye girdi. 10 bin kişi 8 bini şu anda izinde, evlerine gönderildi. Sağlık sektörü ve gıda sektörüne bir miktar pozitif ayrımcılık yaparak bu sıkıntıyı atlatmaya çalışacağız. Bu kesinti 2022 rakamlarına etkiler, 300-400 bin ton civarında bir üretim düşüşü olur. İndirilen şalterler, duran üretim, bekleyen teslimatlar, evlerine gönderilen çalışanlar. Sanayinin tek temennisi kısıtlamanın 3 günle sınırlı kalması. İnşallah öyle olur. İnşallah her şey yolunda gider. Çünkü kolay değil bu soğukta. Ülke genelinde sıkıntı çeken çok insan var. Sanayi açısından da öyle elbette. Fakat Enerji Bakanı Fatih Dönmez ilginç şeyler söyledi. Bu konuda pek bir şey söylemedi ama mesela şu insanları neredeyse şoka sokan faturalar, elektrik faturaları filan konusunda öyle bir şey söyledi ki bakana göre tüketiciler bu tarifeye göre farklılaştırılan, kademeli tarifeye göre farklılaşan yeni uygulamayı, ya bunları söylemek o kadar zor ki, öyle acayip alengirli işler ki, bunu beğenmiş, mutluymuş bu konuda ve bir de deneme yapılacakmış bu sene. Yüksek faturalarla deneme yılı. Elektrik faturası ne kadar geldi? Bedava, 800. Kaç hanemiz 150 kilowatt saatin altında kalmış, kaç hanemiz bu birinci kademenin üstüne çıkmış. Bu verileri önce alacağız, değerlendireceğiz. Hakikaten bir ihtiyaç varsa burada tekrar bir miktar değişikliğine gidebiliriz. 500 lira. Daha önce ne kadar geliyor? 120-130. Ne düşünüyorsunuz bunları? Valla ne düşüneyim, işte şu anda zor durumdayız. Çoğunlukla aslında olumlu tepkiler var. Tepkiler olumlu dedi bakan ama elektrik faturasını gören memnuniyet bir yana isyan etti. Bu ses Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e de aslında ulaşmış olacak ki faturalardaki kademeli tarife düzenlemesinde değişikliğe gidilebileceğini söyledi. Ancak şimdi değil, zamlı tarifeyle önümüzdeki aylarda ne kadar enerji tüketildiğine bakılacak. Daha ilk aydayız. Zaman içerisinde de oturulur. Burada bir ihtiyaç varsa tabii ki güncellenebilir. Madem yapabiliyorlar, niye yapmıyorlar? Milletin anasını ağlatırlar. Kademeli elektrik tarifesiyle %100'ün üzerinde zamlanan faturalar tüketiciye tam olarak böyle hissettirdi. Gün be gün zamlı tarifenin etkileri daha da yansıyor üstelik. Şubat ayında zammın yükü daha da belli olacak. Çok geliyor. 310 milyon gelmiş. Daha önce ne kadar geliyordu? 180 milyon geliyordu. Tasarruf yapıyoruz ve gündüz hiç yokuz evde. Çocuklar okulda ama 100 lira geldi bu ay. Daha önce ne kadar geliyordu? 150-200 lira arası geliyordu. Tasarruf yapacak mısınız? Ya nasıl yapalım ki, ısınıyoruz, yakıyoruz. Yani zaten tasarruflu yaşıyoruz. Düzenlemeyle çözülecek gibi değil. Gelen zam oranları çok yüksek. Ortalama 140 ila 150 kilowatt saat arasında. Bakan Dönmez 150 kilowatt sınırını Türkiye ortalamasına göre belirlediklerini söyledi. Kademeli elektrik tarifesine göre konutlarda aylık 150 kilowattın altında kalan tüketim için %52. Bunun üzerindeki tüketim içinse %127 zamlı oldu fiyatlar. Tüketiciler elektriği ne kadar kıssa da tüketime 150 kilowatt saatin üstüne çıktı. Çıkan çıkmayan fahiş zamlardan kurtulamadı. Artık elektrik düğmesine basmıyor.
çalışmaya, ışığı yakmaya, ısınmaya korkuyor haneler. Doğalgazım yok, elektrik yaktığım için 500 geldi. Yakıyorum, gece 12'den sonra kapatıyorum. Battaniyenin altında sabaha kadar üşüyerek 3 kişiyiz evde, çocuğum, ben, hanımım. Kaç hanemiz 150 kilovat saatin altında kalmış? Kaç hanemiz bu birinci kademenin üstüne çıkmış? Bu verileri önce alacağız, değerlendireceğiz. Hakikaten bir ihtiyaç varsa burada tekrar bir miktar değişikliğine gidebiliriz. Yani. Elektrik faturanız ne kadar geldi? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Sordum artık. 200 milyon elektrik geldi, bir kişi yaşıyorum. Doğalgaz 600. O da geceleri kapatıyorum. Bir yıl bakacağız ne demek ya? Bu insanlar hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bir yıl bakacağız. Peki daha önce bu veriler yok muydu elde? Bu hesaplanmadan mı uygulamaya kondu bu kademeli tarife? İnsanlar üzerinde onlar gerçekten hayatta kalma mücadelesi verirken bu yüksek faturalarla böyle bir deneme yapmak, hiç dışarıyla, sokakla, insanlarla, yaşamla, onların nasıl yaşadığıyla alakalı mı? Gerçekten inanamıyorum buna. Ama Bakan Dönmez bu arada zirve sözünü başka türlü söylemiş. O demiş ki Avrupa'da en ucuz benzini kullanan ülkeyiz. 50 liralık yakıt aldık abi. Memleket bitmiş vaziyette abi. Şu anda Avrupa'daki fiyatlara baktığımızda benzini en ucuz kullanan ülkelerden birisiyiz. Çok belli, gerçekten çok belli. Çok ucuz, çok. Sudan ucuz. Benzine zam üstüne zam geldiği günlerde litre fiyatı 14 lirayı aşmışken ucuz benzin kullanıyoruz sözünü duyanlar tepkili. Benzini en ucuz kullanan ülkelerden birisiyiz. Benzinin ve motorunun ucuz olduğunu söylemek algı çalışmasıdır, gerçekleri örtmektir. Bakan Dönmez benzini en ucuz kullanan ülkelerden birisiyiz dedi ama araç sahiplerine göre durum hiç de öyle değil. Neredeyse her gün değişen fiyatlara yetişmekte güçlük çekiyor araç sahipleri. Cep yakıyor, araba yakıyor. Gün gün değişiyor. Bilemiyoruz ki artık ne kadarlık alacağımız. En pahalı biziz, en pahalı. Türkiye'de son bir yılda 46 kere zamlandı akaryakıt fiyatları. Sadece 6 kez indirim uygulandı. Dönmez zamların nedeni ham petrol fiyatlarındaki artış dedi. Benzin fiyatları için Avrupa ve Türkiye kıyaslaması hesabı düşündürdü. Türkiye'de 14 lira civarında 1 litre. Hollanda, Almanya gibi ülkelerde bu rakamlar şu anda TL bazında 26 lira. Neredeyse bizim iki katımıza yakın. Bahsettiğiniz Almanya ve Hollanda'da kişi başı milli gelir 30-40 bin dolar düzeyindedir. Brüt asgari ücret 1700 euronun üzerindedir. Türkiye'de ise asgari ücret sadece 270 euro düzeyindedir. Bu doğru bir hesaplama değildir. Bir asgari ücreti kura çevirerek versin o zaman. Bizim aklımızla dalga geçmesinler. O matematiği onlar çok güzel hesaplıyor. Bizim aklımız ermiyor onların hesabı. Göre. Bakanın örnek verdiği ülkelere göre hesap yapıldığında Türkiye asgari ücrete çalışan bir kişinin alabileceği benzin miktarında 25 Avrupa ülkesi arasında 19. sırada. 17 litre 250 lira ve bunun 38 lirası KDV. Hollanda'da asgari ücret 1592 avro. Benzinin litre fiyatı ise 1.96 avro. Bu da 812 litreye denk geliyor. Türkiye'de ise asgari ücret 4250 lira. Benzinin litresi 14 lirayı aştı. 303 litre benzin alabiliyor asgari ücretli. Bu KDV, ÖTV kalksa bizim için iyi. Ticari araba görüyorsunuz. Ben bunun yarısını vergi olarak ödüyorum. KDV'yi, ÖTV'yi indirsinler. Devlet devletliğini yapsın o zaman.